Günaydın efendim, günaydın. Günaydın canlar, günaydın dostlar. Aleykümselam, günaydın. Herkese günaydın arkadaşlar. İşiniz, gücünüz, bereketiniz, mutluluğunuz, sağlığınız daim olsun. Günaydın. Herif acıkmış, yemek diyor. Sizlerle paylaşayım dedim. Good morning. Allah razı olsun Leyla'cığım. Canan hoş geldin. Günaydın, 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 günaydın. Bursa'ya selamlar olsun efendim, günaydın. Bolu'ya selamlar olsun efendim. İran'a sevgiler. Fadim mi? Erkek doydu. Pakize. Kız. Şş. Gel buraya gel. Fadime. Uy senin o gözlerini yerim. Öyle bana garip garip bakma kız. Merhabalar, günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Fadime yesin, dur Fadime yesin. Bırak Fadime yesin. Sen çok yiyorsun. Kes. Vurma çocuğa. Yo, aşkım, yo aşkım. Tamam. Sana mı vurdu aşkım? Niye vuruyorsun sen? Aa. Fadime'me vurdu. Benim güzel kızıma vurdu Paykize. Günaydın, günaydın efendim. Sen nasıl vurursun ya? Ha? Paykize. Kirli. Pakize geliyor yanına. Selam olsun Fatime'ler efendim o zaman. Şu surattaki masumiyeti görüyorsunuz değil mi? Rabbim inşallah. Allah razı olsun canım. Merhabalar, günaydın, günaydın, herkese günaydın. Bir yayın açayım, merhaba diyeyim dostlarıma dedim. Bugün de böyle bağırayım. Günaydın. Valla günaydın, günaydın. Günaydın. Allah razı olsun canım. Kirli. Yanıma gelir misin bir dakika? Benim bu dünyada başka neyim var? Nasıl böyle naza çekiyor kendini görüyor musunuz? Hemen böyle. Günaydın, 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 günaydın güzel canlar, değerli insanlar. Gününüz aydın olsun. Günaydın efendim. Tilki burada. Yok, tilki dışarı çıktı. Mı? Çıkmış evet. Kirli tilki nerede? He, tamam. Fadime aslında gözüktüğü gibi değil. Çok uyanık, çok zeki. Günaydın, günaydın can. Günaydın efendim. Yo yo, Fadime aslında çok böyle kendini savunacak potansiyelde ama böyle işi biliyor yani. Benim yanımda böyle masum çocuk roller oynuyor. Şekil şemada gördüğünüz gibi böyle. Allah razı olsun Cebi. Çok uyanık var ya çok. Yeni gelen dostlara günaydın. Hay. Hollanda'ya sevgiler, selamlar efendim. Almanya'ya selamlar olsun. İnşallah canlar kapımız açık. İnşallah çıkar gelirsiniz bir gün çayımızı kahvemizi içersiniz. Mutlu oluruz. Kirli, Almanya'dan günaydın diyorlar.
Bizden de onlara diyor. Zeus da burada. Zeus gel yanıma. Yanıma gel. Zeus, Zeus. Burada Zeus, burada Canciğer. Koy senin bakışını yerim, ben senin bakışını yerim. Kirli. Bir yanıma gel oğlum. Yanıma gel, yanıma. Günaydın, günaydın, günaydın efendim. Koca eline selamlar olsun. Zeus. Şşş. Garfield var diyor. Garfield çıksın atlayacağım omzuna diyor. Kediler açtır ya. Kopçuk kopçuk dışarıda. Şimdi biraz sonra onları da görürüz. Şimdi bu paslı yani kopçuk kopçuk Zeus ve bu üçkağıtçı, böyle olduğuna bakmayın bu üçkağıtçı. Üçü bir araya geldim var ya, anam 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 anam. Bir hareketler, bir hareketler anlatamam size. Oradan hopluyorlar, zıplıyorlar, koşuyorlar, felaket ya. Uşağa selamlar olsun. Pınar hoş geldin. Kirli. Kirli. Gel lan buraya, benden bir tarafınla konuşuyorsun ya. Gözlerim kapıda. Bak şş. Yok abi, adam gideceğim diyor. Aç kapıyı gideceğim diyor. Aleyküm selam. Fethiye selamlar olsun efendim. Hollanda'ya selamlar olsun. Fatüme. Fatüme. Oh. 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 Babasının bir tane aşkı. Gözleri kapattı. Babasının bir tane aşkı. Benim güzel kızım. Benim tatlı kızım. Seni seviyorum ben. Seni seviyorum. Kulaklara bakın arkadaşlar. Ritmi nasıl veriyor. Eyvallah Canciğer. Oy babası yesin bunu. Babası yesin bunu. Benim güzel çocuğum. Benim bir tanem. Benim güzel kızım. Ben seni çok seviyorum. Çok içkiyatçı var ya. Allah razı olsun Canciğer. Teşekkür ederim. Nasıl böyle yalandan yere mayıştı, gözleri kapattı, görüyor musun? Oh. Hasretim balarken uykularımı, çaresiz gizledim duygularımı, seni kaybetmenin... Ele bak, ele bak, ele bak, ele bak. Dur, dur, dur. Yok böyle bir şey bak. Bak ele bakın arkadaşlar şimdi dur. Fatimeciğim kızım, iki dakika böyle dur Fatime. Pakize. Fatime. Zeus. Zeus. Ayak duyuyor. Şişt, bana bak. Hah. Garfield. Kirli gideceğim mi oğlum? İyi oğlum, biraz otur takıl burada işte, ne olacak ya? Peki. Açıyorum kapıyı. Kendin aç kendin. Bak hele bakayım. Kendin aç kapıyı. Babanın uşağı yok senin. Mecbur muyum? Mecburum. Uy senin sesini yiyeyim beni. Senin sesini yiyeyim beni. Seni seviyorum oğlum. Sen benim güzel oğlumsun. Sen benim yakışıklı oğlumsun. Sen benim bir tanemsin. Sen benim adamımsın. Ne? Açayım mı kapıyı? Tilki de geliyor. Pastı nerede? Açayım mı kapıyı? Gel gitme lan. İki lafın belli kıralım oğlum ya. Oturalım biraz dertleşelim. Hop hop hareketlerim hareketlerim. He? Biraz dertleşelim. Gel yukarı çık. Yukarı çık oğlum. Gel yukarı çık, atla. Atla. Atla yukarı. Gel bakayım buraya. Buraya. Atla. Aferin çocuğuma. Dur biraz mama vereyim ben sana. Dur bekle, buradan vereceğim, dur. Al senin maman, az geri git. Al çocuğu. Hadi iyi oğlum. Ne işin var dışarıda çocuğum ya? Sahiplendiriz Canciğer. Etiketleyin beni, paylaşırım ben. Yok abi yok. Bu adam yani, adamın içinde var. Bu adam gezecek, tozacak. Bütün sokaklarda böyle bir cirit atacak. Yani ne bileyim.
Bazen mesaj geliyor, bazen beni arıyorlar. Kirli diyor 7. sokakta, kirli 9'da, kirli 11'e geçti. Yani bilmiyorum abi, değişik bir adam. Abi dün gelmiştim, çok teşekkür ederim. Eyvallah Can. Adam yemek yiyişe bak, bak sese bak. Bu senin ağzını yiyeyim. Fadime. Kız. Ne yapıyorsun aşkım? Fok balığı baksana. Bak şimdi. Fok balığı. Garfield. Dışarı mı çıkacaksın aşkım? Bak bir koşuşa bak şimdi. Pıt 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 pıt. Götünü yiyeyim sen değil mi? Kızım niye adamla ilgilenmiyorsun sen kız? He? Adamla niye ilgilenmiyorsun? Bir yanına git, bir herif, bir eksiğin, yediğin var mı diye bir halını hatını söyle ya. Bak bak bak. Fadime'yi gördüm nasıl pusuyu aldı. Güzel kızım benim. Canımın içi. Atla. Ev? Ne oldu? Ev? Valla paslıyla tilkinin gerçekten sesi çıkmıyor. Doğrudur. Ama o yemek olayında var ya, paslı acayip bildiğin bir homurdanıyor. Evet ses çıkıyor ama böyle ince bir ses çıkıyor. Ben Garfield'a bayılıyorum. Garfield benim ilk göz ağrım. Tabii ki hepsinin yeri başka. Ben mesela hatırlıyor musunuz? Fadime Perşembe günü geldi. Yok, Cuma günü geldi. Cumartesi günü bir hanımefendiye söz verdim. Tamam dedim. Çünkü çok ısrar etti. Ondan sonra Gülten hoş geldin. Ya ben bunu verdim. Yani verdim derken işte tamam gelin alın hesabı yaptım. Çünkü çok ısrar etti işte anlattı bir şeyler falan filan derken. Bir kere gafil avlandık verdik. Yarım saate geliyorum dedi. Size yemin olsun geçtim içeri böyle oturdum içime ne bileyim bir ağırlık çöktü. Zoruma gitti ya dedim ben niye böyle bir şey yaptım yani niye verdim ben bu çocuğu. Çünkü... Bilmiyorum. İki günde hemen bağ kurdum yani. Eyvallah Gültencan. Gültencan arkadaşlar. Gültencan gerçekten fedakar bir dost. Fedakar bir arkadaş. Çünkü bayağı besleme yapıyor. Zaten takip eden arkadaşlar bilir. Gerçekten böyle onlarca cana bakıyor. Hatta yüzlerce cana bakıyor. Tek başına helal olsun. Arabasına atıyor etlerini vesaire. O çocuklara gidiyor, mamalarını veriyor vesaire. Ve aleyküm selam. Kedimiz iyi arkadaşlar. Kedimiz şu anda, gerçi bugün aramadım. Dün aradım. Sevgican hoş geldin. Merhabalar. Rahşan hoş geldin. Günaydın. Detay Ten hoş geldin. Valla yengeç burcuyum herhalde ya. 7. ayın 3 ama işte çok anlamam burçlardan ya işte. Ama yengeç diyorlar. Günaydın, 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 günaydın. Dün aradım. Çok iyi. Sıkıntı yok, herhangi bir şey yok. Allah'a şükürler olsun. Velhasıl kelam. Bugün de arayacağım, duruma göre konuşacağım. Dışarı mı çıkacaksın? Yavuz yapma şu çocuğu hareketi ya. Hadi çık kirli. Hadi bir git rahatla kirli. Git bir rahatla kirli. Bir nefes al, bir kendine gel Allah aşkına. O kuyruk oynadıysa, bir şey gördün sen. Garfield, yaptığın yerin üstünü ört. Kopçuk, 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 kopçuk. Gel lan gel, ben kandırır mıyım hiç lan? Gel, 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 ah. Bak şimdi. Yemek yiyişe bak şimdi. Kopçuk 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 kopçuk. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş sakin. Lan bir sakin lan. Yok abi yok. Allah razı olsun canlar. Fadime. Sana vermedi mi kızım? Sana vermedim aşkım. Ben sana biraz sonra açarım. Dur bir tanem.
Bak bak bak. Bu tabağı biraz sonra silecek, süpürecek, hiçbir şey kalmayacak diye bir pırıl pırıl olacak. İşin enteresan yanı ne biliyor musunuz? Yani bilmeyen birisi, bak bilmeyen birisi der ki lan bu adama hiç kediye mama vermiyor mu? Aç kaldı. Yani gözü doymuyor ya. Günaydın canım. Oo, kirli kimi görmüş? Tabii kaçmış ama. Sarı kafayı görmüş. Sarı, ne yapıyorsun? Sen o tarafa git, kirli bu tarafa gitti. Görüşmeyin. Çok şey böyle, aç gözlü. Yani günde 6-7 tane konserve yiyor. Yok abi adam doymuyor ya. Bildiğin boğuşuyor yemek yerken. Hom 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 falan filan. Bak şimdi şu anda yiyor değil mi orada? Ve tabağında var biraz. Bak şimdi. Kapçuk 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 kapçuk. Gördün mü olayı bak? Yani kendinden geçiyor ya. Manyak ya. Rabbime şükürler olsun can. Nasıl doyuracağız biz? Vallahi bilemiyorum. Doyuramıyoruz işte. Zeus gel içeri. Garfield. Gel bakma öyle mövbüyoruz gel. İçeri gelin. Geçsene de salak analar. Öbür nereye gitti? Şöyle bir bakayım 2 dakika. Dükkan sizde çocuklar. Şöyle bir araziye bakayım. Bak bak bak. Beni gördü ya şimdi bak. Erkek. Erkek. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Tamam hadi git. Yolun açık olsun. Dikkat et kendine. Tamam dikkat et oğlum. Ay baban ağzını yesin senin. Çürtün 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 çürtün. Hah çürtün oğlum. Saat burada 9.50 arkadaşlar. Sabah 9.50. Ah sürtün sürtün sürtün. Sürtün. Işık, oğlum şu çamur işinden, toz işinden, pislik işinden bırak la. Ömrümü yedin la kirli. Ömrümü yedin la. Yeter la yeter artık şu pislikten mislikten. Ne olacak bu? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak bu böyle? Uğurlar olsun koçum. Hay senin yürüyüşünü yiyeyim ben değil mi? Çek araba geliyor çabuk. Yok abi. Bak salakana bak. Sen de geziyorsun bunu. Gel bakın buraya çabuk. Çabuk gel buraya. Şşş. Zeus. Şşş. Koş. Bak şimdi. Ben mesela gidiyorum. Zeus da tilki bana alışmış şey olarak alışmış. Bildiğim böyle köpek gibi takip ediyorlar beni böyle. Geçen böyle Zeus daha ileri kadar gitmişim. Sonradan fark ettim. Baktım arkamdan geliyor. Garfield gel yavrum gel. Bak 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 tabağı gördünüz mü bak. Tabağı gördünüz mü sanki oh, pardon pardon kendimi gösteriyormuşum. Çevirin niye çevirin? Aa yok ne oldu? Tabak bomboş değil mi? Bak. Gözü aç gözü 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 gözü. Gözü aç gözü. Gözü aç gitti. Yeter dedi. Topla onları da. Bak şimdi dışarı çıkacak. Kelli şimdi gitti arkadaşlar. Kelliyi uğurladık. Dışarı çıksın. Dışarı çık bir tane de onu açacağım. Çık defol. Bakma bakma. Belki diyor, belki bir mama daha açardı ya. İki dakika bekliyorsun. İki dakika bekliyorsun. Biliyor bak şu anda benim buradan mama açıp mama açıp mamanın kokusunu var. Gel benim kızım. Gel benim aşkım. Gel benim Fadime'm. Gel benim bir tanem. Hadi ya aşkım. Gel 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 gel. Allah Allah şaka yapıyor olmasın. Allah Allah hadi ye orayı sen. Öbürü görmesin. Bak. Bak şimdi. Kopçuk 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 kopçuk.
Oğlum demin açmadı mı sana bir tane? He? Demin açmadın bir tane. He? İşte sesi bu kadar çıkıyor arkadaşlar. Al, al, al. Dur, dur, dur. İçerideki yesin biraz da. Yok abi. Adam doyumsuz adam, doymuyor. Şu Zeus geldi mi? Ha, gelmiş. Salakına, salakına. Gel içeri. Doymuyor, vallahi doymuyor Zencer. Hele bak, hele bak, hele bak. Benim aşkıma bak, benim aşkıma bak. Fatüme! Al burada. Burada kızım. Burada, burada al. Afiyet olsun benim aşkıma. Sarı kedi iyiye gidiyor arkadaşlar. Orada kalmıştık değil mi? Sarı kedi iyiye gidiyor. Düzelecek ya ama tedaviye devam ediyor şu anda biraz. Bugün bir öğleden sonra ararım. Anne döndü. Anne uyutmadı beni ya. Sabah saat kaçtı ya? 4 yok. 5.30'da uyudum ya. 5.30'da uyu, 7.30'da kalk. Böyle hayat mı olur ya? Kedi olmak lazım ya. Vallahi mide değil ya. Garajdaki kedi ve yavrularını ne yapmayı düşünüyorsunuz? Güzel bir soru. Vallahi imkanım olsa çok şeyler düşünüyorum ama işte duruyorum. Şimdi onları peki oradan niye almıyorum onu da belirteyim. Şu an o anne oraya alışkın bir. İkincisi o yavrular ayaklanana kadar orası en güvenli yer. Şimdi buraya getirdiğimde bu bölge olmaz. Bak hatta şuraya ben bir yer yaptım. Geçen orası şey dışarıda bir tane hamile kedimiz vardı hatırlıyor musun? Siyah beyaz. O kediyi burada ağırlamak istiyorum belki şey yapar diye. Dün terzi bana dedi ki miyavlaya miyavlaya geziyor dedi. Dükkanı açarken ne diyor? 56 güne seninle çok güzel başlıyoruz. Allah razı olsun canım. Burada ağırlayayım diyorum ama yani bir yandan da üzülüyorum arkadaşlar. Burası yol kenarı, korkuyorum. Bakmayın yani gerçekten stresi çok bu işin. Yani şunlardan birinin suratı düşse, birine bir şey olacak diye kafayı yiyorum. Gece geliyorum, gidiyorum. Ne alemdeler, ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Dükkanın içini kontrol ediyorum vesaire. Şuydu buydu derken bilmiyorum yani biraz düşüncelerim var. Ama bu düşünceler tamamen farklı, biraz duygusal, duygusal. Ondan sonra o çocuklar için bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama dediğim gibi olmuyor, olmuyor, olmuyor. Tek başımayım. Dükkanım çok da büyük değil. Ufak bir dükkan. Burada 6-7 tane çocuk var. Bunların hepsini burada ağırlıyorum. Ne bileyim yani içimde imkanım olsa dediğim gibi hepsini Kenan abi Allah razı olsun canım. Yani bütün kedileri dolduruyorum, buraya dolduruyorum. Evet, müşterilerim de artık bunu kabullenmiş, biliyor. İşi gücü rast gelsin herkesin. Kimse de şikayetçi değil bu durumdan. Ben hiç değilim zaten sizin gibi. Eyvallah canım. Yani ben hiç değilim. Şimdi kafamı çeviriyorum. Nereye baksam bir kedi görüyorum. Biri bir yana yatmış, biri bir yana yatmış. Çok mutlu oluyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle de bir olay var. Bir süreçten geçiyorum. Şuraya bir raf yaptırdım. Burasını komple kaldırıyorum. Komple buraya da kaldırıyorum. Buraya da bir raf. Böyle şu bölgeye komple dönüyorum. Tek tip. Yani mamalar, işte aksesuarlar vesaire. Gelelim bu bölgeye. Bu bölgeye şu elimin olduğu yerden bu tarafına. Dur şu salakanayı kapıyı açayım. Gel. Geç. Elimin olduğu o bölgeye de çocuklara kademe kademe yataklar yapacağım. Ondan sonra o yataklar bir saniye bir yere bastık herhalde. Ekran değişti de o yüzden. Şuradan tırmalama yapacağım şöyle. Tırmalama.
İsteyen çıkacak, istediği yerde yatacak böyle. Onlara özel bir yatak olacak. Çünkü kedilerimin burada olması, her bir köşede Ahmet hoş geldin, benim dükkanda var ama müşteriler kıl oldu, yok korkuyoruz. Ya şimdi oluyor canciğer, bakın şimdi. Örnek veriyorum, 200 taneden 2 tane çıkabiliyor bunlar. Ama onlara da saygı diyorum. Mesela geçen hanımefendi bağırıyor, bakar mısın? Kapı açık. Bakar mısın? Buyurun efendim. Müşteri abi, ekmeğimin derdine, o da bir gerçek. Ondan sonra, buyurun efendim, bana kuş yemi verir misin? Tabii efendim. İçeri neden girmedin hanımefendi? İçerisi kedi dolu. Evet, bu kelime beni belki üzüyor. Ama kedilerin dolduğu için üzmüyor. Böyle bir kelime duyduğum için üzülüyorum. Ama kusura kalmasın. Ben böyle mutluyum. Yani onların burada olmaları, bir şeyler yapmaları, yatmaları, yemeleri, içmeleri, ben böyle mutluyum. Bu şekilde hoşuma gidiyor. Ha tabii ki o da benim veli nimetim, baş tacım, müşterim yani. Ekmeğimin peşindeyim. Ve saygı çerçevesini asla bozmamaya çalışırım. Ama sonuçta dedim ya, korkabilir insandır, girmez. Herkesin bir bakış açısı var. Ama dediğim gibi tekrar söylüyorum. Bir tane değil, 7 tane değil, 1000 tane de olsa namert ve namerdim. Bıkarsam, usanırsam o çocuklar beni mutlu ediyor. Kendim de ben yan kuaföre gidin diyorum. Benim de burada da var kuaför dedim, oradan mı bahsediyor? Yani bilmiyorum işte. Herkesin kendine göre bir düşüncesi var. Allah razı olsun Sevdacan. Kendi evinde hayvan besleyip dışarıda. Ya oluyor, bir şey diyemiyorum. Herkesin, dedim ya bak. Şimdi insanlar bu konuda ikiye ayrıldılar. Benim gözümde siz nasıl mutluysanız gerisi. Ya öyle işte olmuyor ama bir yandan da tamam, ben böyle çok mutluyum. Ormana gidiyorum, o çocukları besliyorum, orada mutluyum, hoşuma gidiyor. Terapidir ya, bu bir terapidir. Yani herkesin kendine göre bir derdi vardır, sıkıntısı vardır. Yani kimse dört dörtlük bir hayat yaşamıyordur. Ama ben en azından o çocukların yanına gittiğim zaman gerçekten Sibel hoş geldin, kendimi buluyorum, mutlu oluyorum. Songül hoş geldin. Ayırıyorum can, herkese zaman ayırıyorum. Yani 24 saatin her bir saatini bütün canlarıma ayırıyorum. Akıllı maşallah. Aynen. Hep de çok büyük bir terapi. Aynen. Gidiyorum. Yani ben mesela Kutsal Cumartesi diyorum ya mesela. Cumartesi günleri dağdayım ben. Ormandayım. İşte akşam saat 8-9 gibi buradan çıkıyorum. Efendime söyleyeyim. Sabaha karşı işte 6-5.30 duruma göre hava güzeldir. Kalıyorum orada, kalıyorum. Sabah güneşi gözüme bir vuruyor böyle falan filan. Hava daha da güzelse bir dalıyorum suya, bir kendime geliyorum, böyle bir şoklama yapıyorum. Ondan sonra çıkıyorum, geliyorum. Efendime söyleyeyim, saat 10-10.30'a kadar, 11'e kadar evdeyim. Günaydın, günaydın efendim. Ben de evde iki tane var, oturduğum 17, maşallah. İstanbul'a geldiğimde şeref duyarım efendim. Kapımız başımızın üstüne geliniz var. Fatime ne yaptı? O da mı aldı senin mamanı? Kızım sen de yani şimdi benim yanında böyle masum çocuk rolleri yapıyorsun. Ama ben yokken de yapıyor, bir de garip garip hareketler ediyorsun. Ormandaki canım. Evet. Cümlemizin canım. Fadime. Ne? Seni seviyorum kızım. Güzel kızım benim. Canım kızım benim. Sen bir tanesin. Sen aşksın. Sen sevgisin. Yeni gelen dostlar, merhabalar, günaydın. Otoparkta yavrular ne olur bakın. Vallahi bakmaya çalışıyorum canlar. İşte diyorum ya, onu anlatıyorum. Elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum.
Ama işte sonuçta ben de bir insanım. Bazen yorulabiliyorum. Şu an aslında uykusuzum mesela. Ne bileyim işte günde bir saat bir uyku yetiyor herhalde. Günaydın, günaydın, günaydın Can, günaydın. Çok tatlısın sen. Fadime be. Bak ne diyor, sen çok tatlısın diyor, sen çok güzelsin diyor. Sen çok güzelsin diyor abla. Sen bir şey diyecek misin ona? Hı? Yok. Kenan Bey geçen gün sarı bir kedi. Evet, hastanede efendim, klinikte şu anda tedavisi devam ediyor onun. Ondan sonra süreç devam ediyor yani. Bir süre daha devam edecek. Bunlara nasıl kıyılır? Zaten o canlılara zarar veren, kıyan insanlara insan dememek lazım. Çünkü onlar insanlığını kaybetmiş. Hayvan da demeyelim. Çünkü bazen bu canlılara da hayvan diye hitap ediyoruz. Bir kedi. Kediden bahsetmiştim demin, yine söyleyeyim. Kedi klinikte tedavisi devam ediyor. Yok, yanımda şu anda bakıyor. Dur, temizlik yapıyor şimdi, biraz sonra atacak. Gömleklerimin hep burası lekedir. Bak şu omzumun hep sağ tarafı lekedir. Gelir oraya bir emer emer emer, ondan sonra böyle sansar gibi vurur kafayı yatar. Kesinlikle can. Onlar dedim ya, aile terbiyesi görmemiş, ana baba terbiyesi görmemiş, eğitimden, kişilikten, medeniyetten uzak insanlar. Sevgi nedir bilmeyen insanlar, merhamet nedir bilmeyen insanlar. Çünkü merhametsizce büyütülmüş, şiddet görerek büyütülmüş. Omuz sevdası, aynen. Ve artık şiddete en ufak başlangıç şekli canlar üzerindedir. Ondan sonra adım adım ilerler. Kadına şiddet, çocuğa şiddet, aileye şiddet. Yani hep böyle ya bir yapıcı olayım, yani bir iyi olayım. Fadime sen çok tatlısın diyorlar, bak görüyor musun? Yani öyle bir dertleri yok. Hep böyle kötülük üzerine kurulmuş onların tezgahı. Ama onların ne yediğinde kendileri, karnıları doyar, efendime söyleyeyim. Hiçbir şeylerde bereketi yoktur ya. Hiçbir şey. Çünkü bilmiyorum. Bir insan düşünmesi lazım ya. Yani şuna nasıl kıyabilirim? Geçen yayındaydım. Atla. Geç. Geç çabuk. Hadi oğlum. Aferin. Geçen yayındaydım. Yayında yamyamın bir tanesi çıktı. İşte beslemedeydim. Orada bir kelime kullandı. İnan yayını kapattım. Belki o an yayında olan arkadaşlar şu an burada vardır. Gerçekten özür dilerim. Çünkü bazen kendimi kaybediyorum. Kişiliksiz insanların canlar üzerinden yapmış olduğu konuşmaları. Orada kalkmış öyle bir kelime kullandı canlar üzerine. Bilmiyorum, şahit olanınız var mı olaya? Deli oldum yani, ne bileyim ya. Girmeyelim oralara, boş ver. Kenan abi. Fadime'ye kıyamam ki ya. Bak başladı. Veremem ki. Yok aşkım, ben seni istediler, ben dedim veremem dedim yani. Fadime benim aşkım dedim, bir tanem dedim. Hiç verebilir miyim onu dedim. O benim ömrüm dedim. Bak. O benim ömrüm dedim. Ben onu verebilir miyim? Canımın içi dedim, bir tanem dedim. Yok, Zeus'tan bahsediyorum. Ya Özgür Baba büyük oynuyor galiba. Çocuğun sınavları var. Efendime söyleyeyim, ehliyete yazıldı. Efendime söyleyeyim, istiyor, bir şeyler istiyor, canı sağ olsun. Ama Allah'ıma şükürler olsun yani, gerçekten her konuda beni ona katlayacak potansiyelde. Çok şükür. Rabbim herkesin evladını bağışlasın. Mırıltıyı duyuyor musunuz?
Yok, veremem zaten, bunu verme. Zaten demin de anlatmıştım ya, böyle ilk geldiği gün değil de ertesi gün söz verdim birisine, harbiden zoruma gitti ya. Oturdum, geçtim oraya, neredeyse ağlayacaktım. Yani içim oturdu. Ya dedim, niye verdim? Sonra ben kedileri paylaşıyorum. Her gün story atıyorum. Sahiplendirilecektir yavru. Sibel Can, eyvallah Sibel Can, baş tacısın. Yani hatta dedim ya, geçen hanımefendinin bir tanesi de yayında özellikle yazmış benim paylaştığım bir şeye. Bu tür şeyleri çok dert etmiyorum ama görüyorum, okuyorum. Fakat üzülüyorum. Neye üzülüyorum? Kirliyi defalarca istememe rağmen vermedi. Mesajlarıma da cevap vermedi. Sonra ben bunun mesajına baktım, bu insana bana ne yazmış diye. Yani mesaj bir kere samimi değildi ki. O yüzden böyle insanlar da çıkıyor karşımıza. Benim evde iki tane kedim var, ne olur bana kirliyi ver. Ver. Lan ben o çocuk için oturmuş burada ağlamış, gözyaşı dökmüşüm. Evlattır bunların, her biri evlattır. Yani bunlar benim için ne kadar kıymetli olduğunu bilen dostlarımız iyi biliyor zaten. Allah yolunu açık. Allah razı olsun Cancer. Teşekkür ederim. Ondan sonra Kenan Bey asla verme. Ya verilir mi evlat bunlar ya? Bunlara kurban olurum ben. Şimdi dükkana bak, şöyle bir olay. Benim pis bir huyum var işte. Yani dükkana girdiği an olay bitmiştir. Ona kıyamıyorum. Bak o gün sarıyı kapıya koydu çöpçü. Ondan sonra çocuk gördünüz, nefes alamıyor. Nefes alamıyor. Aynen, yani benden duramaz çocuk, kellim. Gidecek, gelecek, dolaşacak, gelecek biraz sonra. Ma 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 diye böyle garip garip seslerle. Açacağım kapısını, yiyecek adam buradan kaliteli mamasını, çekip gidecek. Sonra kirli evde durmuyor. Bunu hep anlatıyorum. Evde duracak bir çocuk değil. Bu arada konudan konuya geçiyorum. Yazıları okuyunca özür dilerim. Demek ki sarı çocuktan bahsediyorum, o gün hastaneye kaldırdığımız. Eyvallah Sevil Can. Yani aldım, baktım ki, çünkü aradım. Geç gelecek adam var. Kedi öldü, ölecek. Müdahale et. Takdir Allah'ındır. İzmir'e selamlar olsun efendim. Aldım götürdüm, zaten hemen baktılar ağzına gözüne kulağına falan filan. Vücut ısı düşmüş. Aynen. Ondan sonra hemen sıcak aldılar, tedavi aldılar işte, ilaçları şuydu buydu, röntgen o bu derken. Çok şükür kendine geldi, şimdi dükkanda tekim. Fırsat bulsam bir gideceğim, bir göz atacağım Özgür Baba'nın. Şansı, bahtı açık olsun. Allah razı olsun canım. Fadime. Uyuyor mu kızım? Tamam, uyu aşkım. İzmir'e selamlar olsun efendim. Samsun'a selamlar olsun. Allah razı olsun. Ben de sizleri seviyorum. Merhabalar efendim. İyi olacak, iyi olacak. Yani ama tedavi devam ediyor. Ne kadar sürer bilmiyorum da tedavi devam ediyor. Eyvallah canım. Allah razı olsun hepinize. Rabbime şükürler olsun ya. Vallahi Rabbime şükürler olsun. Yani evet, bir şekilde gün geçiyor, hayat bitiyor ama en azından o canlarla beraber doyuyoruz. O yeter bize. Takıntılarım var. Mesela bir yerde bir kedi gördüğümde, köpek gördüğümde, yani bir pati gördüğümde, efendime söyleyeyim, aç olduğunu hissettiğim zaman yolumu değiştirebiliyorum. Gidiyorum hemen, o bir şey değil, veriyorum. Ondan sonra ne derler onu artık, ruhumu mu rahatlatıyorum, kendimi mi mutlu oluyorum, yani hoşuma gidiyor. En azından onu gördüğümde aç olduğunu hissettiğim için bir şeyler verip gittim diyorum. Hastalanması.
Yaz aylarında daha rahat. Evet. Minik Fadime'm diyor. Minik Fadime'm diyor. Bunda da var bir şeyler, haberiniz olsun arkadaşlar. Mırıldanıyor, bir şeyler yapıyor. Ara ara cevap veriyor babasına. Değil mi benim kızım? Uy, uykusu gelmiş, kurban olayım. İran'a selamlar olsun. Kedimiz hamile. Eyvallah canım. Öyle. Merhabalar efendim. Akşam gördünüz, anneyi göremedim. Ha, bu arada o yerini değiştir, yerine işte düzelt vesaire. Aslında ben farkındayım dostlar, böyle yamuk duruyor vesaire. Takip ediliyorum. Yani Tebriz'e selamlar olsun. Yani site tarafından takip ediliyorum. Fazla dallandırıp budaklandırmadan besleme yapıyorum o bölgede. Kulağıma geldiğine göre bazı bölgelerden kedi evleri vesaire kaldırılmış. Yaz geldi, kokuyor vesaire, şudur budur diye. Neyse, yani fazla detaya girmeyeceğim. O yüzden birisinin karşıma çıkıp da benimle polemiğe girmesinden korkuyorum. Bunu özellikle belirtiyorum, korkuyorum. Çünkü bu konularda tepkim çok farklı olabiliyor. Karşımdaki kişiye yani tepkimi farklı verebilirim. O yüzden uzak durmayı tercih ediyorum. Sessiz, sakince. O çocuğu beslemeyi düşünüyorum. Belli bir sürece geldikten sonra işte sıkıntımız var. Onu ne yapacağız? Orada gerçekten çaresizim. Belçika'ya selamlar olsun. Hoş geldiniz. Almanya'ya selamlar olsun. Yani Pınar'cığım, şimdi gerçekten orada ben görüyorum neyin olduğunu görüyorum. Dün akşam değil, öbür akşamda acıkmış, yem kalmamış, hiçbir şey kalmamış. Araba hareket etmiş, geçmiş arabanın yanında şoföre, yani şoför beni gör hesabıyla böyle bağırıyor bağırıyor. Ben de o esnada geldim. Adamın umurunda bile değil. Böyle bakıyor. Böyle bakıyor. Umurunda bile değil. Şimdi kimseyi yadırgamıyorum. Yani yadırgamıyorum derken, evet yadırgıyorum bazı konularda yani. Çok mu zor? Bak, o gün benim de mamam yoktu. İşin enteresan yani. Harbiden mamam. Aleyküm selam. Ondan sonra vallahi bir de zamansızdı. Eve girdim, hiçbir şey bulamadım. Kediye ne vereyim dedim yani. Orada peynir falan vermek istemedim. Baktım ton balığı vardı. Gittim onu açtım, onu koydum ki sabaha kadar idare etsin diye. Acıkıyor bu anne, süt emziriyor. Çocuklar lopur lopur emiyor. Yani vücuttan vücut gidiyor. Cenciğer, Yelda Can, şimdi kirliyi gönderdim, demin yayında vardı. Gitti şu anda. Ya yok işte, artık mamayı da geçtik. Zarar vermesinler yeter. Vallahi korkuyorum, billahi korkuyorum. Yani bunları çok basit sanıyorlar ya. Ya o yavruları kolye koymuş. Kolye koymuş götürüyor. Anası nerede bunun diyorum. Şuraya yapmış. Neyse. Dedim oraya götür, sen oraya götür. Karışma sen, işine bak. Ya bu bir obje değil ya, bir can bu ya, can ya. Bu can, sen nasıl onu alıp bir yere çöpe götürüyorsun ya? Ben onu gördüm, bildiğin. Koymuşsun kolye, çöpe götürüyorsun. Allah senin gibilerin cezasını versin ya. Yani gerçekten bazen böyle şey yapıyorum. Böyle nasıl gözlerim büyüdüyse, eli titredi, onu gördüm yani, kadıncağızın eli titredi. Lütfen dedim. Lütfen senden ricamdır, oraya götür. Ben gerekeni yapacağım. Sen işine bak dedim ya. Sen işine bak. Ya bu hakka sahip değiliz ya. Böyle bir kokuşmuşluk almış başını gitmiş ya. Vallahi billahi kokuşmuşuz ya. Bakıyorsun yok kılı var, yok akı var, yok boku var, zıkkımın kökü var, affedersin.
Vallahi zıkkımın kökü var. Yani sevmeyebilirsin. Uzak durabilirsin. Dokunmayabilirsin. Bunlara saygımız var. Bu gayet var. Ama zarar verme hakkına sahip değilsiniz ya. Size bu hakkı kimse vermedi ya. Bu yani ne bileyim, bazen kendimi kaybediyorum, özür diliyorum. İşte bu konulara girdim ama neyse, biz konuyu değiştirelim. Üzülüyorum ya, zoruma gidiyor ya. Vallahi zoruma gidiyor. Yani Allah cezanı versin seni ya. Onu kalkıp kolye koyacak beyne sahipsin. Kolye koyacak beyne sahipsin. Götürüp atarken onun bir can olduğunu düşünemeyecek kadar beyinsizsin. Böyle insanlar var ya. Ve bu insanları düşündüğüm zaman elim ayağım titriyor. Kendimi kaybediyorum. Bunlar ucuz, basit insanlar. Temizlikten bahsederler. Affedersin, yani bir şey diyeceğim. Bir avuç pisliğine gezerler. Bilmem anlatabildim mi? Eğitimsiz, cahil toplum olmuş, kendini kaybetmiş bir millet olmuşuz. Yazık, günah ya. Yok kızım. Yazık, günah ya. Ya bu nereye yapacak abi çocuklar? Yani hamile bu. Nereye yavru yapacak? Yani bunların yaşam haklarını elinden aldık biz ya. Bunların yaşam haklarını aldık biz ellerine ya. Bir de utanmadan arsızca istemiyoruz. Böyle bir algı oluşurduk. İstemiyoruz. Allah'tan bahsediyoruz ya. Yaratıcıdan bahsediyoruz ya. Yeri göğü kainatı yaradan, yaratıcıdan bahsediyoruz. Yaratıcı diyor ki yarın mahşer gününde diyor onlara hesap vereceksiniz diyor. İşte o zaman dile gelecek diyor. Yani bilmiyorum, neyse, özür dilerim. Senden de özür dilerim aşkım. Ya işte diyor mu, yapacak bir şey yok. Yaşıyoruz, aynı havayı telaffuz ediyoruz bunlarla. Bak, bak. Gördün mü şikayetçiye bak. Allah razı olsun canım. Bir tanesi burada bir kelime etti zamanında, kapının önünde. Ya dedi Kenan dedi, buralara dedi hep mamaları bilmem neleri koyuyorsun ya dedi. Ey dedim aynen böyle. Dedi ki birisi gelip laf söz etmez mi dedi. Ama o esnada böyle kibar konuşmadım sizle konuştuğum gibi. O laf söz edecek dedim. Ondan sonra gelsin dedim bana söylesin. Sen rahat ol, boş ver dedim. Kafanı yorma böyle şeylerle. Halbuki lafı edecek kendisiydi. Hop konu kapandı. Bitti. Yani bazen ikinci kanala da girmek gerekiyormuş böyle insanlara. Çünkü aleyküm selam. Böyle insanlara ikinci kanala girmek gerekiyor. Yani işi gücü bırakmış, buralara mama koymuşum, su koymuşum da birileri laf söz edecekmiş de. Dedim ki sen rahat ol, kafanı yorma. Gelsin bana etsin dedim ben. Gereken cevabı veririm. Oh. Oh rahatladım yine ya. Ara ara az bir. Ne yapıyorsun aşkım? Keyfin yerinde mi aşkım? Görebiliyor musun? Gözlerim içine baka baka yatıyor. Evet dostlar. Kirli dışarıda. Kapatalım mı yayını? Sayıyorum, sayıyorum. Vallahi perde arkasında çok sayıyorum. Çünkü o da lazım ya. Olmazsa olmuyor. İnsan biraz rahatlıyor biliyor musun? Yani çünkü elimizden bir şey gelmiyor bazen. Çünkü ben şiddetten harbiden nefret ederim. Bak şiddet, yani tartışmaktan nefret ederim. Şiddetten nefret ederim. Kaçmayı tercih ederim. Çünkü benim de kendime göre bir savunma mekanizmam var.
istemsizce o devreye girecektir. O yüzden önce A planını uygulamaya çalışırım. Baktım ki A planı eğer yetersiz kalıyorsa B planına geçmeden önce kaçmayı tercih ederim. Çünkü B planı şiddet içeriktir. O yüzden en nefret ettiğim şeye de asla bulaşmayı sevmiyorum. Eyvallah. Allah razı olsun. Canlar, sizleri seviyorum. Varlığınız daim olsun. İşiniz, gücünüz, bereketiniz, mutluluğunuz, sağlığınız hep yerinde olsun. Biz gerçekten Özgür Babar'ı da kapattım biraz sonra hocam. Biz gerçekten güzel bir aileyiz, samimi bir aileyiz. Birbirimizle dertleşip konuşabilecek potansiyelde bir aileyiz. Kapım her zaman sizlere açık. Yapmam, etmem gereken bir şeyler varsa gücümün yettiği kadarını yapabiliyorum, yapmaya çalışıyorum. Varlığınız daim olsun. Sizleri seviyorum. Kalın sağlıcakla. Kendinize çok çok iyi bakın. Sen bir şey diyecek misin kızım? Hı? Yok. Gözler kapalı. Peki efendim. Oh. Oh. Şöyle surata bak. Oh. Oh. Ay seni yerim ben. Kendinize iyi bakın dostlar. Allah'a emanet. Görüşürüz. Kalın sağlıcakla. Hoşça kalın, dostça kalın. Eyvallah.